Sayfa düzleminde bundan sonsuzluktaki düz terlen şekildeki yönde iyi akımı geçmektedir. Telin eşit kare bölmeli düzlem üzerindeki KLM noktalarında meydana gelen manyetik alan şiddetleri BKB ile BM'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar düz telin çevresinde oluştuğu manyetik alan nasıl bulunuyor? K çarpı 2 tane i bölü uzaklıkta yani D ile bulunuyor. Tabi D, D dediğimiz dik uzaklık olacak. Peki bizim akım geçen telimiz hangi doğrultuda? 2'ye 1 doğrultuda. Bakın x'e 2, y'si 1 olacak bir şekilde 2'ye 1 doğrultuda. Peki burada 2'ye 1 ancak 2'ye 1 doğrultu dik çizilir. O zaman bakın burada bu kadar bir dik uzaklığımız var. Aynı şey burada bu kadar dik uzaklığımız var. Bakın bunlar eşit çıktı şu an. Yine bu da aynen 2'ye 1 doğrultu olduğu için Aynı şekilde dik uzaklıkları var. Yani üçünün de arkadaşlar dik uzaklığı aynı büyüklükte. O zaman arkadaşlar hepsinden iyi akım geçen telin e, her bir nokta içinde uzaklığı aynı olduğu için e, K'lar zaten sabit, ikiler sabit, İ'si de aynı, D'si de aynı. O zaman bunların manyetik alanının hepsi de aynı olmaz mı? Olur. Cevap E seçeneği olmalı deriz. Yeşit kare bölme düzlem üzerinde bulunan sonsuzluktaki XE tellerinden şekildeki yönlerde şiddetleri i ve 2 olan akımlar geçmektedir. Tellerle aynı düzlemde bulunan KLM noktalarında XZ tel, XY tellerinin oluşturduğu bileşke manyetik alanların büyükleri sırasıyla BKB ile BM'dir. Buna göre BKB ile BM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her bir tel için konuştuğumuzda bakın hepsinde kök 2 birim uzaklığında nelerimiz var? Telleri olan uzaklıklarımız var. Noktalarımızın telleri olan uzaklıkları bu şekilde. Peki bu uzunlukların hepsini arkadaşlar biz D diyelim mi? Kökkelerle uğraşmak için D diyelim. Tamam dedik. Buralara D diyorum arkadaşlar. Şimdi K noktasından başlayalım. K noktası için i akımı geçen telin burada oluşturduğu manyetik alan içeri yönde. Yani K için yazıyorum. İ teli için arkadaşlar içeri yönde diyorum. B İ diyorum. Ondan sonra da K çarpı 2 tane 1 i bölü uzaklığımız D. 2 i akımı geçen tel için konuştuğumuzda O da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Dışarı diyorum. B2 diyorum. K çarpı 2 tane 2 i bölü aradaki uzaklığımız yine D kadar. Yani 2 içeri 4 e, dışarı olduğu için 2 tane içeri çıkmış oluyor. 2. Şimdi geçelim L teli için konuşalım. Yine arkadaşlar aynı uzaklıkta e, i akımı geçen tel için konuştuğumuzda Hop baş, e, baş parmağımız akım yönünü bükülmüş dört parmağımız manyetik alanın yönü gösterdiğinde dışarı yönde bir manyetik alan oluşturdu. Dışarı diyorum i diyorum K çarpı 2 tane 1I bölü uzaklığımız D. Peki iki akım geçen telde dışarı yönde mi? Evet dışarı yönde B2 diyorum K çarpı 2 tane 2I bölü hop de. Arkadaşlar 2 burası da 4 olduğu için hepsi dışarı yönde olduğu için 2 4 6 yaptığı için 6 k i bölü d çıktı. Gelelim şimdi m noktasına. m noktası için konuştuğumuzda i akım geçen telden başlayalım. Hop o ne yapacak dışarı yönde oluşturacak dışarı. Dışarı diyorum b i diyorum k çarpı 2 tane 1 i bölü d kadar. Peki bu içeri yönde manyetik alan oluşturuyor mu? Evet. O zaman o da içeri yönde olduğu için e, B2i dediğimizde K çarpı 2 tane 2i bölü aradaki uzaklığımız D kadar. Yani 4 tane K. Bu 4 içeri. Bu da 2 dışarı olduğu için farkını alırız. 2 tane içeri çıkar. Bileşke manyetik alanların şiddetleri arasındaki ilişkiyi soruyor bana. O zaman L'deki gördüğünüz gibi büyük. K'daki ile M'deki birbirlerine eşit çıkar. Yani D büyük. KM eşit. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz unuttaki KL terlerinden geçen akımdan oluşturur bileşke manyetik alanlar D doğrusunun sağında sayfa düzleminden dışarı solunda sayfa düzleminden içeri yöndedir. Hmm, D doğrusu arkadaşlar burada referans alınan bir doğru. O zaman solunda sağında bu şekilde ise tam D doğrusu üzerinde sıfırdır. Buna göre KL tellerinden geçen akımların yön ve şiddetler arasındaki ilişki hangisi doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın bu noktadaki yani D doğrusu üzerindeki bu noktaların manyetik alanlarının bileşkelerinin sıfır olduğunu görüyoruz. Ha, bu içeri yönde ise şimdi bu KT'ne yakın olduğu için içeri yönde manyetik alan baskın gelmiş. Yani bu yukarı yönde bir akım geçerse içeri yönde bir manyetik alan oluşturur. Şimdi gelelim L teli için konuşalım. O da arkadaşlar dışarı yönde baskın gelebilmesi için onu da şöyle İK l dediğimizde L terine yakın olan yerde dışarı baskınsa demek ki burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu da dışarı yönde manyetik oluşturması için yukarı yönde akım gönderecek. Peki D doğrusu üzerinde 0. Yani bunun sağında ve solunda içeri ve dışarı dediği için D doğrusu üzerinde ne var? Bileşke 0. O zaman arkadaşlar bunun oluşturduğu içeri bunun oluşturduğu dışarının 0 olduğu D doğrusu buna 3 birim buna da İyi, bir birim uzaktı. O zaman yazıyorum. D doğrusu üzerindeki may bileşke manyetik alan sıfır olabilmesi için BK'nın içeri yöndeki BK'nın hop dışarı yöndeki BL'ye eşit olması lazım. Yazalım. K çarpı 2 tane İK bölü aradaki uzaklığımız 3 birim. Hop eşit olacak neye? K çarpı 2 tane İL bölü aradaki uzaklığımız 1 bir birim. O zaman buradan İK bölü İL oranının 3 çıkması gerekiyor. Yani K'dan geçen akım 3 ise L'den geçen akım 1 olacak ve ikisi de yukarı yönde bir akım gönderecek diyeceğiz. Evet cevabımız hangisinde var arkadaşlar bu söylediğimiz K'dan 3'i L'den i ve cevap C seçeneği olmalı deriz. İş dirençleri önemsiz, özdeş üreteşler, KLM anahtarları, Reos'ta X bobini ile oluşturulan devre şekilde ekibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumda bobinin içindeki Manyetik alanın şiddeti azalır. Arkadaşlar bobinin biz merkez doğrultusundaki manyetik alanı buluyoruz. Şimdi bu manyetik alanın şiddeti B dediğimiz değer K çarpı 4 pi n i bölü L ile bulunur. Buradaki n bölü L oranına sarım sıklığı diyoruz. Bakalım şimdi ya akımı artıracağız, artıracağız ya da sarım sıklığını artıracağız manyetik alanı artırmak için biz manyetik alan şiddeti azalır diye sormuş. O zaman sarım sıklığını azaltacağız veya akımı azaltacağız. Yani manyetik alanı azaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım. X bobinin sarım sayısını artırmak hayır. Sarım sayısını artırmak sarım sıklığını artırdığı için manyetik alanı artar olmaz. K anahtarını kapatmak şimdi Devremize başlangıçta bakın bu açık olduğu için bu kapalı olduğu için burada o bakıyoruz burası açık olduğu için sadece şu üretici kullanmışız. Devreden akımı geçmesini sağlayan sadece bu üretici. E peki kanatlarını kapatınca ne sağlıyoruz? Paralel bir üretici e, bağlamış oluyoruz. E paralellikte eş değer gerilim değişiyor ama hani V, V olursa bileşkesi 2V mi oluyor? Hayır. 1V oluyor. Paralellerde istersen 10 tane paralel bağla. Hepsinin eş değer gerilimi 1 tane V'dir. O zaman bu bir şeyi etkilemedi arkadaşlar. Akımı etkilemedi. Gerilim değişmediği için. M anahtarını açıp L anahtarını kapamak. Şimdi M anahtarını açarsanız buradan akımın geçmesini e, engellersiniz. L'yi açarsanız da buradaki bizim üreticimize başlangıçtaki kullandığımız üreticimize seri ve düz bir tane üreteç bağlarsınız. Ne olur? Gerilim artar. Gerilim artarsa akım ne olur? Akım artar. Şimdi L anahtarını da kapatmak. L anahtarını kapattık. Bunu kullandık ve ne yaptık arkadaşlar? Gerilim artırdığımız için akım arttı. Akım artınca manyetik alan arttı. Biz manyetik alanı azaltmaya çalışıyorduk. Onun için bu olmaz. D. Reostan'ın sürgüsünü ok yönünde çekmek. Şimdi Reostan'ın sürgüsü arkadaşlar biz ee, akım diyelim buradan dolandı şuraya geldi ve şu kadarlık direnci kullanıp şuradan devreyi tamamladı. E peki ben ok yönde çekersem direnci ne yapmış olurum? Artırmış olurum. Direnç artarsa akım ne olur? Azalır. Akım alırsa manyetik alan ne olur? Azalır. Tam da istediğimiz buydu. Manyetik alanı azaltmaktı. Demek ki Leos'ta sürgüsünü ok yönünde çektiğimizde bunu sağladık. E seçeneğini okuyalım. L anahtarını kapatmak. L anahtarını kapattığımızda zaten bu kısa devre yapıyor arkadaşlar bunu. Bunu açmadan bunu kapatmanın bir anlamı yok. Bu zaten kapatıldığında şuradaki tel sayesinde zaten kısa devre oluyor. Ondan dolayı da arkadaşlar bunu ekleme bunu kapatmakla kapatmamak arasında hiçbir fark yok. Onun için manyetik alanı değiştirmez bu. Cevabımız D seçeneği olmalı. Şekildeki bir sayfa düzlemine dik yerleştirilen sonsuzluktaki tellerin K noktasında oluşturduğu birleşke manyetik alan vektörü B'dir. Buna göre tellerden geçen akımlar oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi sahil kuralı yardımıyla buradan dışarı yönde bir akım geçmiş bükülmüş dört parmağımızla baktığımızda saat yönünün ters yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Kim? İyi bir akımın geçen tel. Hop bu manyetik alanın hangi noktasındaki bileşke verilmiş? Bir K noktasında. O zaman K noktasına geldiğimizde hop yukarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. O zaman arkadaşlar bu B ise bu da yukarı yöndeki bileşeni olduğu için sinüs bileşen yani 0.6 B'lik manyetik alanı oluşturan kimmiş? İ bir akımı geçen tel. O zaman 0.6 B manyetik alanı oluşturmuş diyorum. Hop, K çarpı 2 tane İ'miz arkadaşlar I bir bölü aradaki uzaklığımız 2'de olan bir tel. Şimdi gelelim bu içeri yönde akım göndermiş. İçeri yöndeyse arkadaşlar baş parmağımız içeri gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız şöyle saat yönünde bir manyetik alan oluşturuyor çevresinde. Bunun kim bileşkesini vermiş bize? K noktasındaki. O zaman K noktasına geldiğimizde hop bu da sağa doğru bir manyetik alan oluşturmuş. İşte o da bileşke B olduğu için bunun hangi bileşeni? 0.8 bileşenidir. O halde arkadaşlar 0.8 B'lik şiddeti oluşturan da kim? I2 akıma geçen tel. O zaman K çarpı 2 tane I2 bölü aradaki uzaklığımız 3d. Buradan sonrası çarpma çırpma arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Burası 1.2. 2'ye bölersek 0.6. I1'in karşılık geldiği rakam. Yine I2'ye baktığımızda Hop, burası 2.4 2'ye bölersek 1.2 o zaman bu da 1.2'lik bir e, akıma denk gelen bir değer olmuş oluyor. Oranladığımızda i 1 bölü 2 oranı karşımıza 1 bölü 2 oranını gösterir yani cevap 1 bölü 2 b seçeneği doğru olmalı deriz. Sayfa düzlemi üzerinde bulunan şekildeki gibi bükülmüş O merkezi iletken telden iyi akımı geçmektedir. Buna göre telin O noktasına oluşturduğu manyetik alan hangi yönde kaç tane KPI bölü A'dır diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın bu çembere baktığımızda şöyle 3 bölü 4 çember var ve yarı çapı 2A. Şurada da gördüğünüz gibi 45 derecelik açı yani bu da 1 bölü 8 çember yapmış oluyor. O halde burada da yine aynı akım geçtiği için şu parçayı ve şu parçayı ayrı ayrı düşündüğümüzde ben bura bir, birinci kısım diyorum buna da ikinci kısım diyorum. Sağ el kuralı yardımıyla arkadaşlar bu dışarı yönde bir manyetik kan oluşturuyor mu? Şu kadarlık birinci kısım. Evet dışarı diyorum B1 diyorum k çarpı 2 tane pi i. İ'miz zaten i akım göçü geçiyor. Bölü yarı çap. Yarı da a uzunluğunda. A çarpı ne kadarlık çemberdi? 1 bölü 8 çember demiştik. 1 bölü 8 oranda bir çember. O zaman arkadaşlar buradan 1 bölü 8 ile çarptığımızda karşımıza ne çıktı? 3, 6 e, bölü 8'den dolayı 3 bölü 4. Değil mi? O zaman yazalım. 3 bölü 4 tane k i Bölü arkadaşlar A şeklinde çıktı. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Sağ kola yardım. O da dışarı yönde manyetik alan oluşturmuş. Dışarı yönde diyorum. İkinci kısmı diyorum. B2 diyorum. K çarpı 2 tane pi i. i'miz yine i akımı geçmiş. Bölü yarı 2a şiddetinde. Buraya 2a yazdım. Çarpı ne kadarlık çember? O 270 derece. O da 3 bölü 4 çember yapmış oluyor. Gerisi 3 artma çırpma işlemi hemen onu da düzenleyelim. 2'ler gitti. 9 bölü 4 çıktı. Hop bu da 9 bölü 4 tane. K, I bölü A çıktı arkadaşlar. Dışarı dışarı olduğu için toplayacağız. 3 bölü 4 ile 9 bölü 4'ü toplarsak 12 bölü 4 yani 3 tane K, I bölü A çıkar. Hangi yönde? Dışarı yönde. Sayfa düzlemin dışına doğru 3 tane K, I bölü R yani pi e, pi'yi 3 almıştık. Biz pi cinsinden verdiği için pi de zaten 3 olduğu için. O zaman demek ki sayfa düzleminin dışına k pi i, a, b, i bölü a şeklinde çıkar. Yani cevabımız b seçeneği olur. Eş kare bölümeli düzlem üzerinde bulunan sonsuzluktaki x'e yeterli bir şekildeki yönlerde i5 i akımları taşımaktadır. x telinin a noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti b ise y telinin a noktasında oluşturduğu manyetik alan kaç B şiddetindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X seri için konuşalım. E, düz bir tel telin çevresine oluşan manyetik alan B eşittir. K çarpı 2 tane I bölü D. D de dik uzaklık. Şimdi akılımız I şeklinde verilmiş. O zaman B'yi yazalım. B eşittir diyorum. B eşittir. E, K çarpı 2 tane I bölü D. D'miz ne kadar? Hmm, burası bakın gördüğünüz gibi şuraya D dersek Şuraya D uzunluğu dersek, şimdi dik uzaklık lazım bana, burası lazım. O zaman nasıl bulacağız bunu? Yani şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 birim, 4 birim, 5 birim. Yani 3, 4, 5 üçgeni burası. Hmm, o zaman arkadaşlar buradaki açı 3'ün gördüğü kısım olduğu için 37 derece. Şuradaki açımız da 53 derece. Şöyle şekil çok karışmasın diye bunu buraya 53 derece yazayım. O zaman D arkadaşlar burası ise şurası onun sinüs 53 derecelik kısmı oluyor yani arkadaşlar burası 0.8D yapar mı? Evet 0.8D'ymiş. Neresi? Şurası. İşte geometri bilgimden yararlanıp bunu 0.8 d'ye gördüm. Sonra arkadaşlar değeri yazalım. 0.8 d olarak dik uzaklığımızı bulduk. Peki y terine bakalım. Y terinin oluşturulu manyetik b üssü şiddetindedir diyorum. K çarpı 2 tane i 5 i şeklinde verilmiş. Bölü Hop buradan ne kadar dik uzaklığımız var? 2 birim uzaklıkta var. O zaman demek ki bakın ikiler birbirini götüreceği için 2 de hop birbirlerini götürdüğü için bu da ne çıktı arkadaşlar? 5 tane k i bölü d çıktı. Yukarıdaki de arkadaşlar ters çevirirsem ben bunu 8 bölü 10 hop 20 bölü 8. 20 bölü 8'de ne yapar? 2,5 tane k I bölü d yapar. Demek ki bu 2,5 ise bu 5 ise b üssü b'nin kaç katı çıktı? 2 katı çıktı. Yani cevap 2b şiddetinde olmalı. Yani c seçeneği doğru olmalı. Sonsuz uzunluktaki XY iletken tellerden Y teli sayfa düzlemi üzerine X teli ise sayfa düzlemi dik olarak şekildeki bir yerleştirilmiştir. X ve Y telleri şekildeki yönlerde eşit şiddetlerde akımlar taşımaktayken O noktasına meydana gelen birleşik manyetik alan şiddeti B'dir diye verilmiş. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda B artar diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iyi akım geçen içeri yönde bir telimiz var. Baş parmağımızda bu içeriği gösterdiğimizde bükülmüş dört parmağımız şöyle sayfa düzleminde. E, no, ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde saat yönünde bir alan oluşturuyor. Saat yönündeki manyetik alanda o noktasına geldiğimizde aşağı yönde bir etki oluşturduğunu görüyoruz. Yani X e, akım geçen teli aşağı yönde bir alan oluşturuyor. Peki gelelim düz telimiz yukarı yönde akım göndermiş baş parmağımızı kavradığımızda o da ne yapıyor? Dışarı yönde yani. O noktasında dışarı yönde bir manyetik alan var. Kimin? Y telinin oluşturduğu manyetik alan. Şimdi birisi aşağı, birisi içeri. Bunlar birbirine dik olduğu için arkadaşlar bileşkesi Pisagor bağıntısıyla bulunuyor. Peki geçelim şimdi. Bunu dışarı ve aşağı yönde bulduk. Ne yaparsak B artacak? 1. X senini K noktasına getirmek. X serini şimdi K noktasına getirirsek arkadaşlar sağ el kuralı yardımıyla yine içeri yönde akım geçecek bükülmüş 4 parmakla manyetik alanı Gö gösterdiğimizde O noktasına geldiğimizde bu yönde çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle çıkmış olacak. Yani ikinci durumda yaptığımız BX'i buraya almak. Ama hem uzaklığı azaldı görüyorsunuz. Uzaklığı azaldığı için ne oluyor? BX şiddeti azalmış oluyor. Tamam bu dışarı. E, bu da sayfa düzleminde olduğu için ilk durumda da ikinci durumda da bunlar birbirine dik olduğu için dik olan bileşkesini düşünüyoruz. Ama arkadaşlar şöyle oluyor. Mesela bu B ise bu B ise bileşke B kökü. Peki bu hala B ama bu B'den az. Niye uzaklığımız? Burada D iken burada D kökü oldu. Manyetik alan K çarpı 2 tane i bölü D'ydi düsteldi. D artarsa B azalacak. Yani B'miz e, X teli için azalıyor. Uzağa gittiği için azalıyor. Azalınca bunların bileşkesi de azalıyor. Biz artırmaya çalışıyorduk. Olmaz. Gelelim X telini L noktasına getirmek. Şimdi L noktasına getirdiğimizde içeri yönde akım geçmiş. Yine bükülmüş parmağımızla kavradığımızda ne olacak arkadaşlar? Manyetik alan şiddeti yine aynı uzaklıkta olduğu için değişmeyecek. Sadece yönü değişecek. Bu yönde çıkacak. Bakın biraz önce aşağı yöndeydi. Şimdi bu yönde oldu. Şimdi bu B dediğimiz, BX dediğimiz e, manyetik alanımız. Bu da dışarı yönde olduğu için hala BB, B kök yolu. Yani dik oldukları için bunlar ne oluyor arkadaşlar? Siz bu teli alıp buraya getirdiğinizde Şiddeti de değişmedi. Dik olma durumu da değişmedi. O zaman bileşkes de değişmez. Yani B değerimizde bir değişme olmaz arkadaşlar. Burada biz artırmaya çalışıyoruz. Y telini M noktasında sayfa düzleminden dışarı akım taşıyacak şekilde döndürmek. Hmm, demek ki bunu döndüreceğiz. Bakın X telinin burada oluşturulmayan it kalan O noktasında oluşturulmayan it kalan aşağı yönde demiştik. BX. Şimdi Y için konuşalım. Y'de ne yapacakmış? Sayfa düzleminin dışına. Akım geçecek şekilde. Şimdi dışarı yönde bir akım geçen bir tel düşünün burada artık. Sağel kuralın yardımıyla göre dışarı yönde baş parmağımızı gösterdiğimizde bükülmüş dört parmağımız şöyle şu şekilde bir manyetik alan oluşturuyor çevresinde. Ama biz o noktasındaki etkisini merak ediyoruz. O noktasına geldiğimizde aşağı yönde. Yani o da aşağı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Şimdi biraz önce BX ile BY birbirlerine dikti. Şimdi ise hani B B iken B kök 2 idi. Şimdi B B aynı yönde yani aşağı yönde BB B ne yaptı? 2 yaptı. O zaman demek ki ne yaptı arkadaşlar? Bunlar aynı yönde olduğu için bileşke ilk durumuna göre artmış oldu. o halde burada artar diyoruz. Doğrudur. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği olmalı diyeceğiz.